Bu kanun hükmünde kararnameler hukuken tamamen yok hükmündedir. Zaten alınan yetki terörle mücadele akıl almaz düzenlemeler yapılıyor şimdi ve burada aldıkları kararların tamamının yetki yönünden de yapılmayan bir bakanlar kurulu, şeklen gösterilen bir bakanlar kurulu. Bu sahte çek kesmekle, bu sahte senet düzenlemekle, bu geçmiş tarihli evrak düzenleyip imza atmakla Evrakta sahtecilikle dolandırıcılık yapmaktan hiçbir farkı yoktur. Tayyip Erdoğan'ın ilk imzası ve bakanların boşa atılmış imzalarıyla evrakta sahtecilik yoluyla demokrasimiz ve rejimimiz dolandırılmaktadır. Şimdi bugün o hal yetkisinden yararlanarak önümüzdeki referandum döneminde YSK'nın basın kuruluşlarının, televizyonların, radyoların eşit davranmaması durumunda uygulaması gereken müeyyedelerle ilgili yetkisini ortadan kaldırıyorlar. 149. maddeyi kaldırarak. Bu niyeti ortaya koyan bir şey. Biz tek taraflı bir propaganda yapacağız. Basın yayın kuruluşlarına baskı yapacağız. Onlar bir tek evetin söylediklerini yapacak. Onun toplantılarını verecek. Muhalefetin hayır diyenlerin sesini duymayacak bu eşitsizliğe YSK görevini yaparsa 1 Kasım'daki gibi müeyyide uygulayacak bu müeyyideyi ortadan kaldırıyor. Olağanüstü halde referandum olmaz derken bu kadarını biz dahi hayal edememiştik. Biz olağanüstü halin herkesin eşit propaganda imkanı bulamayacağı, dinleyenlerin korkacağı, görüşlerini kolayca söyleyemeyeceği, açık hava toplantılarına katılmaktan endişelerin olabileceği düşünüyorduk. Ama hayır diyen tüm akademisyenlerin hangi görüşten ölürse olsun meslekten ihraç edildiği, diğerlerine aklını başına topla, hayır diyorsan çocuğunun annesiz, çocuğunun annesini, babasını işsiz, çocuğunu açsız, ekmeksiz, susuz bırakırım. Bu kadar gözüm döndü dediler dün. Bugün de diyorlar ki bu eşitsizliği basın yayın kuruluşu olarak siz de tarafı olacaksınız. Ceza almayacaksınız. Hatta yaptığım düzenlemeyle bunu teşvik ediyorum diyor. Burada bir anayasa mahkemesinin olması lazım. Bunu düzenleyemezsin diyecek. Ben bakmam istediğini yap diyor. Anayasa mahkemesinin o kararını alan, o kararında katkısı olan herkes tarihi önünde çok ağır hesap verecekler. KYK'da dördüncü maddede bankacılık kanununa ilişkin düzenlemeler var. Af niteliğinde bir düzenleme yapıyor zimmet suçunu suç olmaktan çıkarıyor. Bunu KYK ile yaptığı için, meclis komisyonuna getirmediği için, muhalefetten katkı almadığı için, bankacılardan katkı almadığı için, kendi bildiğine yaptığı için de ceza hukukunda lehe hükümlerin geri işleyeceğini ve bu konuda gerekli tedbiri almadığı için ki keşke kasten yapmış olmasa geçmişte batan bankalara bilerek parayı hortumlamak amacıyla batık kredileri vermiş olanların hepsinin de suçlarını affediyor. Tabi burada aslında Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yöneticileri Bankasya'dan gelen ve onlar hakkında rapor yazanları içeri attıkları ve batırdıkları iki büyük kredi ki fona devredilen değer kadardır, tutar kadardır. Onları da affettiklerini ve hortumlansın diye batık kredi verenlerin İstedikleri bütün suçları da dünkü KHK ile affedildiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. Bu KHK'ların beşi dışındakilerinde meclisten geçmesi son derece önemli. Dün de mecliste söyledik 30 günlük süre var. AKP diyor ki müeyyidesi yok. Bir müeyyidesizlikten bir hukuksuzluk üretiyorlar. Yani 12 Eylül'de Kenan Evren'in aklına şu gelmemiş. Bu olağanüstü hal KYK'ları eğer mecliste görüşülmezse ne olacağı gelmemiş. O yüzden hem bunu buradaki hukuki boşluğu kendileri için bir denetimsiz alana çevirmeye çalışıyorlar. Kenan Paşa yattığı yerden aferin oğlum bu kadarını ben de düşünememiştim diyordur bunlara. Bunun ayıbını tarih, demokrasi tarihi yazıyor. Hesabını günü gelince soracağız. Ama bugünkü bu hukuksuzluğa inşallah millet, halk referandum sandığı kurulursa önüne hayır diyecek. Başka bir çaresi yok. Bunlar görülecek. Bu kadar haksızlığa, bu kadar hukuksuzluğa, bu kadar vicdansızlığa Has Parti'nin kurucusu, Has Parti'yi kuran adam bugün Başbakan yardımcısı Has Parti'yi aynı masada kurdukları ihraç ediliyor. Sebep Karun Harun gibi geldiler, Karun gibi gidiyorlar diyorlardı. Hep beraber birisi koltuğu alınca bu lafından döndü. Öbürleri aynı şeyi söylemeye devam ediyor diye. Başkanlığa hayır diyorlar diye. Merve Kavakçı'nın kocası taban tabana zıt dünya görüşlerimiz ama sert eleştiriyor bunları. Başkanlığa da hayır diyor. İhrac ediyorlar. Dünya kadar akademisyen hepsi sosyal demokrat, sosyalist solcu. Şu kadarcık bir oal kapsamındaki kusurları yok. Bir tek kusurları var. Ülkeyi seviyorlar, hayır diyorlar. Veya geçmişte kendi düşüncelerini açıklamışlar. Sadece onu yapmışlar. Katıl katılma. Bir imza atmışlar. Bu kindar saray anlayışı, fişlemeci saray anlayışı bir kenara yazmış. Fırsatını bulunca onların tepesine çöktü. Hadi desene bunlar FETÖcü. Hadi desene bunlar terör örgütleriyle irtibatlı. Yok. Sadece Anayasa Mahkemesi dedi ya. Sen istediğini yap ben karışmıyorum. İstediğini yapıyor, muhalif azaltıyor. Hayır diyorsan kamudan ayır. Hayır diyen herkesi kamudan ayırıyorlar şimdi. Üniversiteden ayırıyorlar. Bir kenara ayırıyorlar. Bunları halkımız görüyor. Bunun hesabını eninde sonunda soracak. Halk da onları hayır diyecek.